Mehmet Bey oğlum, düğün ne zaman? Vallahi Perihan annem diyor ki siz ne zaman uygun görürseniz o zamanmış. Zinet de hep sizden bahsedip duruyor. Şey diyor, benim bir babam da Ahmet amcadır. Sağ olsun. Zinet'i pek severim. Namuslu, ciddi bir kızdır. Senin buraya geleceğinden namının haberi var mı? Tabii canım. Kendisi çağırmış zaten beni. Şu bizim şirkete şöyle aileden biri gelsin, bize bir omuz versin diye haber göndermiş Zinet'e. Bak sen. Tabii. Yani ben de düşündüm. Yani dedim ki illaki birileri benim sırtımdan zengin olacaksa varsın dedim, bacanağım olsun ya. Değil mi? Yani neticede akraba sayılırız. Mehmet. Vay bacanak. Ne haber ya? Geleceğini bilseydim bekletmezdim. Ya, yok canım. Gel otur gel. Yabancı yer mi burası ya? Biz böyle Feder Bey'le güzel güzel laflıyoruz. Feder Bey dedi ama sakıncası yok herhalde. Bak şimdi... Atölyede çalışmak başta zor gibi gelir ama... Atölyeye müdür oluyorum ha? Hele bir işi öğren de orasını düşünürüz. Ha. O zamana kadar böyle şey gibi mi? İşçi gibi mi yani? Evet. Hayır şey için yani... Şimdi benim bir önceki iş yerinde pozisyonum böyle amir gibi bir şeydi de o yüzden. Yani tenzilli rütbe oldu bu şimdi benim için. Tenzilli rütbe. Efendim? Yani rütbe indirimi. Ha işte yani. Ama neyse canım. Artık maaşla kapatırız bahçeyi ya. Herkes ne alıyorsa sen de onu alacaksın. Ha. Sen istersen evde bir düşün bunu. Yok yok. Tamam tamam. Tamam ben teklifini kabul ediyorum. Tamam o zaman sen bir sekreterlikte bekle, ben geliyorum. Feder Bey, öpeyim. Artık bol bol görüşürüz. Ben Rıdvan oğlum. Hadi bakalım dışarı. İş mi teklif ettin buna? Atölyeye birini alacaktık. Mehmet'i iş arıyordu. Ben de uygun olur diye düşündüm. Hem yakında da evleniyor. Acil çalışması lazım. İyi düşünmüşsün. Evlenene yardım etmek sevaptır. Ama arkasını kollamayı ihmal etme. İşkillendim bu çocuktan. Merak etme sen. Ben onu Hayrettin Usta'ya teslim edeceğim. O göz açtırmaz onu.